Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Motosiklet rotaları serimizin 4. videosu ile sizlerleyiz. Bugünkü rotamızda ise Mengen Şirin Yazı Göletine gidiyoruz. Burası Ankara 186 km kadar uzaklıkta ve 2 saat 34 dakika veriyor. Şimdi yolculuğumuz yine kafe sınırında başladı Ankara'da ve eski İstanbul üzerinden Kazan Kızılcahamam Girede sonra Mengen kavşağından Mengen'e doğru girdikten sonra kayıt altına almaya başladık. Çünkü bu yol hani çoğu insanın bildiği eski İstanbul yolu duble yol arkadaşlar. Önemli olan kısmın buradan Mengen'den Şirin Yazı Göletine kadar olan kısımdır diye düşündüğüm için oradan sonrasını sizler için kayıt altına aldık. Şimdi arkadaşlar haritayı biraz daha yakınlaştırdım sizler için. Mengen'den Şirin Yazı Göletine kadar ki olan yolu biraz açıklamak isterim sizlere. Mengen'de, Mengen merkezde Opet'i biraz geçince, 1 kilometre kadar geçince sağa doğru Pazarköy levhasını göreceksiniz. Pazarköy levhasına girdikten sonra dümdüz devam ettiğinizde sola doğru Şirin Yazı Göleti diye zaten tabelası mevcut. Şirin Yazı tabelasından girdiğiniz zaman şu yol, şu gördüğünüz yol arkadaşlar, Çırdak köyüne kadar asfalt yol. Ama ince bir asfalt yol. Yani köy yolu diyebileceğimiz asfalt yol ama kalitesi falan sizler de göreceksiniz. Hani iyi seviyede. Çırdak'tan sonrası, Çırdak köyünden sonrası kısım ise stabilize yol. Bakalım sizin motorlar için uygun bulunuyor mu? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Burası gerçekten cennet gibi bir yer. Doğa harikası bir yer. Özellikle endurocu arkadaşlar için mutlaka bir uğrak noktası olmasını düşündüğüm bir yer burası. Şirin Yazı Göleti. Bakalım sizler nasıl değerlendiriyorsunuz. Gidelim beraber gezelim arkadaşlar. Artık karar sizin. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Evet, yeniden kayıttayız. Arkadaşlar kamera yine ısındı. Case'in içerisinde olduğu için ben de case'den çıkarttım. Şu an böyle kayıttayız. İnşallah taş baş gelmez. Bakalım hani başka türlü olmuyor bu GoPro 1080p 60 fps çekiyorum. Yine de ısınıyor ya. O yüzden çıkarttık case'den meyzden. Haydi yollara düşelim bakalım. Yine Opet'in oradan dümdüz devam ediyoruz. Şu Pazarköy levhasının olduğu yer var ya arkadaşlar. Buradan sağdan giriyoruz. Şirin Yazı Göleti için. Opet'i geçtikten sonra çöpü nasıl dağıtmışlar ya. Bak böyle. Çöpü öyle bir dağıtmışlar ki ta buralara gelmiş çöp. Buradan yolu kapatmışlar. Geri bir şekilde şuradan gireceğiz yine. Sol sol yapıp aynı yola çıkmaya çalışacağız. Buradan girdiklerine göre biz de buradan girelim. Herhalde aynı yola buradan da gireceğiz. Aynı yola geri ulaştık mı? Evet, ulaştık. Evet, geldik geri yolumuza. Evet, bak tabelası var. Şirin Yazı Göleti diye. Lepista Garden diye de bir otel açılmış. Şirin Yazı Göleti 16 km. Mengen'den Pazarköy yoluna girdikten sonra hemen bir 3-4 km ötesinde sola doğru Şirin Yazı Göletimizin dönüşü var. Yolumuz motor için gayet uygun. Böyle tutuş kaybı yaşayabileceğiniz bir yol yok. Yani asfalt yol, tipik köy yolu. Burası artık iyice turizme açıldı diye biliyorum ben. O yüzden Şirin Yazı Göleti levhalarını takip ede ede bulabileceğimizi düşünüyorum. Oraya da koymuşlardı zaten Şirin Yazı Göleti diye levhasını. Yani biz geleli 4-5 sene olmuş olsa da yine de anımsayabileceğimi düşünüyorum ayrıca. Bakın 16 kilometrenin bir 6 kilometre yakınını aynı böyle bir yolda bastık geldik. Hızımızda 80 kilometre hızla gittiğimiz zaman yeterince güvenli. Hemen basıp durabileceğim geniş bir asfalt var Şirin Yazı Göleti yolunda. Yine akıp gidiyoruz bakalım. İlerideki ormanlara doğru gidiyoruz. Burası geniş bir yayla. Şöyle baktığınız zaman
Geniş bir yayladayız burada. Yani buraya gelirken bu noktaya kadar dümdüz asfalt. Bakalım kaç kilometre kala toprak yolu dönüyor. Oradaki doğa güzelliğini korumak için oradaki kum yolu asfalta çevirmiyoruz demişti. Eski işletmecisi Ali abi vardı. Şirinyazı göletinde. Tabii bu çok eski senelerde. Biz en son pandemiden önce geldiğimizde de aynı o şekildeydi. Toprak yola devamdı. Şu anda nasıl? Hep beraber göreceğiz. Baksana adam şato yapmış, şato. Çok tatlı bir yayla burası. Burası adamın köyü müdür nedir ama şu ev gerçekten çok büyük kaçmış buralara be. Buradan sağdan giriyorduk sanki. Evet bak. Doğru hatırlamışım. Bak levhayı görmeden hemen anımsadım. Şirinyazı Göğüt'ü diye buradan sağdan giriyorduk. İşte zamanında o kadar çok geliyorduk ki buraya. Artık insan yıllarca gelmemiş olsa bile anımsıyor yani. Evet, bitki örtümüz sevdiğimiz tarzda bitki örtüsüne doğru evrildi. Evet. Kum toprak yollara doğru geliyoruz gibi düşünmeye başladım şu an. Birileri daha keşfetmiş ki buraları. BMW'siyle MMV'siyle geliyor. Bak bunlar bugün pazar ya. Cumartesi günü gidip kamp atıp geri dönenler bunlar. Sabah uyanmışlar, kahvaltılarını yapmışlar. Dönüyor geliyor arabalar. Baksana çok güzel yayla buralar be. Şurada bir adam mı var? Korkuluk mu? Heh, hareket ediyor. Vallahi dayım telefonla konuşuyor. Öyle bir hareketsiz ki hiçbir şekilde anlayamadım ben yaşıyor mu yaşamıyor mu. Çırdak köyüne hoş geldiniz. Bu köyün çok çok az bir ilerisinde kum yola giriyordu diye hatırlıyorum. Burada böyle kapalı virajlarda sağa yanaşmak daha mantıklıdır. Bak araba çıktı. Hiç böyle konumumu değiştirmeden direkt aktım geldim. Evet, buradan soldan da herhalde. Şirinyazı Göleti diye bir bakalım. Evet. Buradan sonrası kum yol. Yolu burasıydı. Arkadaşlar burası her motorun rahatlıkla gideceği bir yol sayılmaz. İrili taşlar var. Böyle su olukları falan yok belki. Ama hani biraz düzgün olmayan bir yol. Buranın doğa düzenini bozmamak üzere böyle yapılmış. Kameramızın önünü kapatalım. Taş gelmesin. Biraz mesafe bırakalım. Şimdi lens direkt havada. Dışarıya bakıyor. Heh. Böyle ince kumdu be, yer yer diye hatırlıyorum ben de. Of, çok toz kattı. Biraz geri durayım. Bana toz gelmesin. Böyle aranıza mesafeler koyarsınız. Öndekilerle. Böyle gidersiniz. Yer yer
büyük çukurlar var. Evet. İşte buralar naked motorlar, GSR, MSR, böyle racing makinayla buraya gelinmez abi. Hiç uygun değil. Takır tukur sert amortisörlü makine burada rahatsız edebilir. Buraya SPX-R'la gelebilirim. O kadar şey değil yani. İlk yola girdiğimiz noktada herhalde orada bir dere falan akıyordu. Sürekli böyle oyuluyordu orada, öyle hatırlıyorum. Olukları oluşuyordu. O yüzden oraya böyle taş döşemişler, iri taşlar diye düşünüyorum ben. Ama buralar ince kum, stabilize yol, sertleştirilmiş. Yani şu yolda çoğu motor gelir ya buraya. Çoğu motor gelir. Yani benim tahminim o kavşaktan 16 kilometreydi burası. İşte son 6 kilometresi falan böyle taş yol arkadaşlar. Yani buralara gelseniz ona göre geliniz. Şirin yazı göğetine gelmek isterseniz ona göre geliniz ama gittiğimiz zaman göreceksiniz. Gerçekten pişman olmayacaksınız yani. Bak burayı seveceksiniz. Ben buraya çok geldim gittim. Burası sevilir abi. Kamp atarsınız. Böyle doğayla bir olmak, rahat bir nefes almak, bir oksijen almak, kalabalıktan uzaklaşmak. Bak çok bilinmiyor burası. Bilinse de yolu malum. Hani Ankara'yla İstanbul'a eşit mesafede, ikisi de 200'ler 250'şer kilometre falan. Bize daha yakın aslında, 188 kilometre gösteriyordu benim evden. Ama nispeten hani böyle yedi göller falan daha meşhur olduğu için daha fazla tercih ediliyor. Burayı da tercih edebilirsiniz. Bak şimdi ileride kulübesini gördük. O kulübesinden içeriye doğru gireceğiz ve aynı İsviçre'deki gibi ortada bir göl, hani bu gölet tabii yangın söndürme göleti için yapılmış. İnsan eliyle yapılmış bir gölet burası. Oradan abi gölün etrafı yayla gibi, böyle ineklerin falan otladığı çimenlik bir düzlük. Onun etrafında şu şekilde dağlar, dağlar tamamen ormanlarla kaplı. Böyle bir sistem var abi burada. Böyle seveceğiniz bir sistem var. Önder abi teneresiyle uçtu geldi. Evet. Ne diyor? Orman kanunları geçerliymiş. Orman kanunu diyor. Merhabalar. Açık mı tesis? Tesis açık mı? He. Bir çayını çorbasını içeriz, bir gidelim bakalım. Tamam. Tamam, sağ olasın. Arkadaşlar yukarıda tesis var, aşağı tarafa doğru şey gidiyor. Gölet falan aşağı tarafta. Oraları çekeriz. Şimdi sol taraftan yukarıya doğru aşağı tüm manzarayı rahatça görebileceğiniz dağ evi var orada. Tesisimiz var. Bak şimdi o dediğim manzarayı size göstereyim. O dağ evinin verandası çok güzel şekilde bu manzarayı görüyor. Bak şöyle çekeyim şuradan. Boşluk görebilecek miyim? Verandaya gittiğimde çekeyim veya. Veya yukarıda daha güzel manzara sizlere gösterebileceğim bir yer olacaktır. Oradan aşağı doğru çekeyim. Şu eve doğru gidelim de. Bak yol öyle rahatsız edici değil ya. Şöyle araba lastik izlerinden takip ederek gidiyorsun abi böyle. Dağ evini de çok seveceksiniz. Ben en son 4 yıl önce gittim ama. Bak şuradan göstereyim size bak. Ortada göl. Kenarları böyle yaylalık göreceksiniz. Etrafları da dağlarla çevrili ama dağlar tamamen ormanla kaplı. Bunun manzarasını, bu güzel manzarayı şimdi birazdan çıkacağımız dağ evinde de göreceksiniz. Hadi çıkalım. Önder abi de peşimde geliyor. Yukarıda bir adam varmış. Şimdi yeni işletmecileri buranın kimlerdir bilmiyorum ama bir sodası, kahvesi bir şeyi varsa o bir sürü araba var bak orada. Burada konaklayanlar olmuş. Bir gidelim. Oturabiliyorsak o verandada oturalım. Bakın burada eskiden burası bir trekking parkuruydu. Buradan dümdüz gidiyorduk. 7 kilometre o dağlarda dolanıp dolanıp şuradan geri geliyorduk abi.
Burası çok güzel bir parkurdu. Sürüş parkuruydu. Benim motorum çok uygun olmaz. Ama belki Önder abi gelmek ister ve karşımızda Şirinyazı Göleti tesislerindeki o tatlı dahibi. Burayı biz çok seviyoruz. Yine geldik. Yıllar sonra gelme imkanı bulduk. Geldik. Bir eğer işletmesi devam ediyorsa burada güzel bir kahve içelim. İnsanlar karpuz kesmiş yiyorlar. Evet. Verandamız da orada gözüküyor. Bak. Burası batar mı? Yok. Sert zemin. Merhabalar. Biz bir şeyler içmeye geldik. Mümkün müdür? Burada yani hizmet yok. Kapalı burası. Öyle mi? Ha, eskiden oluyordu da yıllar oldu. Ha, burada konaklama hizmeti Van'da mı yok? He. Peki, peki teşekkür ederiz. Burası özel mülk gibi bir şey mi oldu son? Kampçılar bahçede kamp atıyor ama binada bir şey yok. He, günübirlik için mümkün değil diyorsunuz. Hiçbir şey yok. Ha, sadece bahçesine kamp atılıyor öyle mi? Peki, o zaman aşağıyı gezelim biz. Oldu, teşekkürler, sağ olun. Peki aşağı gölete iniyoruz o zaman arkadaşlar. Burası eskisi gibi değil işletmesi. Eskiden buranın odalarında falan konaklanırdı. Sadece bahçesinde kampçılar kamp atıyor diyorlar. Neyse gölete inelim. Oraları göstereyim. Burası bizim çok güzel bir uğrak noktamızdı ya. Şu dağ evi. Burada konakladığım oldu benim. Sabahları pazar sabahı uyanıp yürüyüş yaptığım oldu. Ben burada çok güzel zaman geçirdim ya buralarda. İşletme mantığı bu şekilde. Adamı duydunuz. Yani günübirlik konaklamalar için şu an artık hizmet veremiyorlar. Burada böyle bir hizmet yok. Burada anlaşılan sadece gece kalmalı gelenler için belli hizmet var. Veya işte bahçesinde kamp atmak için gelenler olursa onlar için kendileri getirirlerse bir şeylerini de. Biz burayı 10 yıl kadar önce keşfetmiştik. 2013-2017 arasında ben buraya çok sık geldim gittim. Benim gerçekten ruhumu dinlediğim çok güzel bir yerdi burası. Ama aşağısını şimdi çok seveceksiniz. Yani gelirsiniz aşağıya çadır kampı atarsınız. Ona kimse karışamaz sonuçta. Pikniğinizi yaparsınız. Mangalınızı yaparsınız belki. Buranın mantığı etsisi değişmiş. Yukarıdaki dağ evini halkın hizmetine açmamışlar. Hele de günübirlikler için anlaşılan. Ne karar verdiniz? Ustam yukarıda hiçbir hizmet yok dedi ya. Hizmet yok. Ne karar verdiniz? Burada duracak mısınız, gidecek misiniz? Vallahi durup bir içeriye gezelim, bir bakalım. Hani gece konaklamayacağız ama bir bakıp çıkacağız yani gelmişken. Tamam oldu o zaman. Eğer piknik yapacaksanız, anons yaptı, düşünü kestiriyor ama yapacaksanız. Bizim gıda malzememiz yok zaten. Tamam oğlum. Gidin gel. Tamam. Burada bir şey yokmuş. Orada bir şey yok. Burasının girişi ne kadar oldu abi şimdi? 35 lira. Kişi başı 35 lira mı oldu? Araba var. He, motora? Aynı. Değişmiyor. Araba da, motor da aynı. Kamyondan, traktörden de görsen aynı. Aynı değil mi? Tamam. Teşekkür ettik abi. Kamp kaç para? Onu da sormuş olayım. Vallahi çadır kurarsan 160 lira. O arabayla çadır, bir kişilik çadır. Bir kişiyi çadır, araba 160 lira. Evet. Yani dışarıdan kendin getireceğim buraya ya her bir şeyini. Aslında bir şeyler yapmayı düşünüyoruz da bu sene artık geçti. Aşağıda kapalı bir yer var da oraya bir pilet, millet, köfte, ızgara bir şeyler koymayı düşünüyoruz. Yani. Tamam. Biz bir 15-20 dakika, yarım saat falan bir gezelim çıkalım. Tamam, tamamdır. Sağ olasın abi. Silah atmak, kabuklu yemiş yemek, yer ateşi yakmak yasaktır. 160 liraya kamp atabiliyorsunuz. Bir araba, bir çadır 160 lira. Bir araba, iki çadır gelirsen ne kadar vereceksin onu bilmiyorum. Geç buralara kadar gelmişsin. Bir önemi yok. Artık kaç para derse verirsin. Verirsin 300 lira. Bir araba, iki çadır, iki araba bilmem kaç çadır. Ne bileyim, nasıl bir hesabı var adamın, anlamadım ya. Artık yani burada hiçbir şekilde oturup böyle bir soluklanmalık bir yer olmaması çok üzücü. Çünkü çok güzel bir yer burası. Bak görüyor musun? İnsanlar sazlı sözlü karpuz kesiyorlar. Piktiklerini yapıyorlar. Burada biz kamp dağıtmıştık arkadaşlarla. Tam şuraya atmıştık diye hatırlıyorum. İleride bank varsa
baraj geçidinin önünde. Orada bir otururuz. Oo, şu arabayı buralara nereden çıkarmışlar böyle? Bak şunlar da çıkmış böyle. Motorcular, bilmem neler. Göletimiz de burada. Kampçılar da burada. Şuradan girelim. Bir gölete bakalım, dağ evine doğru bir göstereyim sizlere. Oradan dönüp gideceğiz. Bakın şu şekilde çadırlar atılmış, musluklar akıyor. Yani para değil yani, buraya gelinir yine. İşletme mantığı bu şekilde değerlendirilir buralar. Şöyle göleti de göstereyim. Balık atmışlar. Balık için olta atmışlar. Hemen yukarıya doğru çıkalım. Bakın dağ evi oradan görünüyor ya. Oranın verandasında oturuyorduk. Yemek yiyorduk. Oradan aşağı doğru bu manzarayı, bu aşağıları ilerilere kadar görüyorduk. Böyle bir güzelliği vardı buranın. Şu an buraya kamp atılır ama. Burayı sevdim. Yine bir tesis var. Adam ilgilenir mi bilmiyorum ama. Yine bir tesis var mı? Var. Memnun kalırsınız. Yine ben şu gölgeye geçeyim. Önder abinin yanına çekeyim motoru. Bir oradan akan sudan su içelim. Biraz soluklanalım, dinlenelim. Sonra da gidelim. Burada gıda malzemen yoksa kendi getirdin. Artık yapabileceğin çok bir şey yok. Eskiden buranın dediğim gibi kendi aşçısı vardı o dağ evinin. Çok güzel soğan çorbası yapıyorlardı. Bayılırsın yani. Soğan çorbası de ya falan deme. Yani acayip lezzeti. Soğan çorbası ve çok güzel et pişirirlerdi. Çok güzel. Mengenli aşçı vardı burada. Şu an öyle bir hizmet yok. Önder abi de serinliyor. Tenerenin keyfini biraz çıkarırsın diye düşündüm ama. Evet. Ne diyorsun Önder hocam? Güzel, tesis zayıf. Tesis zayıf ama doğa çok güzel değil mi? Aynı İsviçre gibi. Hani adam para mara dedi, çıkarken veririz belli. Çıkarız laf ederse, o önemli değil. Ama biraz zaman geçirebiliriz burada yani. Bir soluklanabiliriz. Piknik yapmayana bir şey demiyor anladığım kadarıyla. Evet. Yani dedik bizim gıda malzememiz yok hani. Bir yarım saat dururuz ama dedim ben de. Hemen böyle niye hemen girdiğin gibi çıkmadın demesin diye. Bir problem olmaz gibi. Genel olarak sevdik mi? Yani motorla gezeriz buralar. Yani bu tayfunları şeyleri falan Ömerleri alırız. Mangal getiririz. Yakarız abi bir ateş. Burada cızbız ateşimizi şu göl manzara şu yamaçlarda yaparız yani. O iş yere girişilebilir burada. Evet arkadaşlar, sizlerin de yorumlarını alabiliriz. Yine çekimlerimiz devam edecek giderken de. Burası bu şekilde. Evet. Önder abinin makineyi kaçırdık. Ve aşağı doğru iniyoruz bakalım. Bu Şirinyoz göletinin devamındaki bu yollar, orman yolları tam tenereyle ve offroad yapmadık. Ve Transanatolia gibi bol bol gezmedik, yeni yerler keşfetmedik. Güzel parkurları var buranın. Buradaki yollar hep böyle. Burada böyle ayağa kalkarsın, arkayı kaydıra kaydıra gidersin abi. Buralar her motorun harcı değil yalnız. Büyük büyük irili ufaklı taşlar var. Böyle akan suların oluşturduğu büyük oyuklar var. Yani balçık olmuş büyük tomruk kamyonları geçmiş olabiliyor buralardan. O yüzden bak nasıl oyulmuş, görüyor musun? Böyle oluklar var. Buralara böyle dikkat edeceksin. Ama böyle teneren varsa çok güzel. Tenerede bak hop, arkayı böyle kaydıracağım buralarda. Vışt vışt. Buralarda böyle inerken biraz çıkışları hop şöyle tam tenerelik, bak görüyor musun abi? Bak LCD ekran acayip titriyor ya şu yolda. Yani bu bilerek mi yapılmış? O üzerinde ulaşabilecek stresi azaltmak için en azından hani titresin, sallansın. Ama o stresi kendi içinde yaşamasın diye mi öyle sallanıyor bilmiyorum ama. Bak şöyle oturayım mesela. Bak bak nasıl titriyor LCD ekran. Çok enteresan. Bir tenere 700 incelememiz olsun ileride. Benim şu anda hissettiğim XSR 700'den inip buna bindim. Gaz tepkileri falan aynı. Ama
şunu diyebilirim ki eski bir Tenere 660 kullanıcısı olan birisi olarak, yani ve bu yollara o motorla girmiş birisi olarak, abi bu çok çok daha hafif kıvrak hissettiriyor ya. Hani toplam ağırlıklarına falan bakarsınız. Şurada bir hoppa hoppa, gayet güzel. Önder abi sağ olsun, eski enduro'cusun, özlemişsindir dedi. Böyle yollarda ayağa kalkıp gezmeyi, dolaşmayı. Verdi motorunu, ben de dedim hayır diyemedim yani, biraz özlemişim. Ama çok da vakit kaybetmemek adına Önder abinin de zevkini yarıda kesmeyelim. Asıl zevki o alsın diyerekten bu şekilde geri dönüyoruz. Azıcık çimlere mimlere girelim ya. Buralara arabayla giriyorlar ki biz tenereyle mi giremeyeceğiz? Bak buraya da yol açmışlar gibi bak. Ortası da uyulmuş gibi. Ah, tenere 700 gerçekten. Ya bu bloğun en güzel sürüş keyfini alabileceğiniz tarafı aslında vallahi tenere 700'müş meğer. Teşekkür ederim. Uzunca bir zaman olmuştu. Nasıl? Yeniden enduro. Abi bence bu motor bloğunun kullanıldığı en güzel kombinasyon, opsiyon bu yani. Çok yakışmış. Çok hafif. Bende Tenere 660 vardı. Ona göre kesinlikle çok hafif ve kıvrak hissettiriyor. Ya güzel motor yapmışlar adamlar ya. Yani bundan vazgeçememeni anlıyorum yani. Çok güzel. Tam bu yolların motoru. Sen bence bir gez, bayağı yukarılarda keyif alacaksın. Hep bu yol gibi böyle dümdüz, hani mıcırlı. Ama böyle viraj çıkışlarında ayağa kalkıp şöyle biraz gaz verince vışt diye böyle kaydıra kaydıra güzel keyif yaşıyorsun yani. Evet, Önder abiye de teşekkür ediyoruz. Tekrardan enduro keyfini bize yaşattığı için. Dönüş yoluna geçtik arkadaşlar artık. Önce Mengen Çiftlik Et Mangal diye bir yer önerdiler Zonguldaklı arkadaşlar. Hep müdür restorana geliyorduk bu Mengen'e geldiğimizde. Oranın etleri falan güzel, oraya gidin dediler. Ve buranın insanı, sürekli bu yol üzerinden giden gelen insanın önerisi var sonuçta. Bence de oraya bir gidelim. Zaten zaman sıkıntımız da yok. Daha saat 2 civarında. Artık dönüş yoluna geçiyoruz olarak düşünüyorum ben. O yüzden haydi gidelim bakalım şimdi. Son kez şöyle bir manzaramızı çekelim sizler için. Yardırdı gitti kum yollardan Önder abi. Biz tozu toprağa karıştırmayalım. Oo, böyle ailelere bayılıyorum ya. Sazlı sözlü darbuka falan getirmişler. Buranın işletmesine bir el atmakta fayda var diye düşünüyorum. Otlayan mutlu inekler burada da var. Burada kendiniz her bir şeyinizi getirin. Yemelik, içmelik, konaklama için lazım olabilecek şeyleri. Hani motosiklet için ne kadar uygun olur kamp yeri kurup da burada kalmak bilmiyorum. Çünkü güvenlik anlamına da aslında çok fazla bir şey yok. Akşam 6'dan sonra hiç kimseyi görmedik diyorlar. O da evinden gelip de böyle inen de yok. Hani yabani hayvan çok fazla yokmuş burada, yoktu diye biliyorum. Ama keşfedilesi güzel yani. Bu motosiklet rotası serimizin bu bölümünde de enduro motorlar için orta sınıf veya küçük sınıf daha çok güzel rotalar oluşturabilecek, size keyifli saatler yaşatabilecek bir yeri keşfetmiş olduk. Bak öyle çok rahatsız edici yolu yok ha. Buraya zamanında yol aynı böyleydi. FJR 1300'e Hayabusa ile gelen arkadaş vardı ya, Hayabusa ile bu yolu. Vallahi bizimle geldiydi ya. Şöyle fıtı fıtı gelirsin abicim. Önder abi gazı açtı, biz biraz bekleyelim. Toz yemeyelim şimdi çok fazla.
Toprak yolda ciddi mesafe bırakmak lazım öndekiyle. Zaten kameramız dışarıda, ısındığı için artık kezden çıkardık. Bir de lense mense taşıyamayalım. Böyle sapan gibi fırlatır atar vallahi. Bir tak etti mi canımız yanar. O yüzden hem toz yememek hem de taş yememek için mesafemizi bırakıyoruz. Tabi böyle tapagaz gelen arabalar var. Şuna bak ya. Buradan Mengen yoluna doğru çıkıp Devrek yoluna dönüp Mengen'den sonra orada Çiftlik et Mangal'a gideceğiz. Bakalım orası nasıl bir yermiş. Oradan da yemek yiyip artık gezimizi sonlandırırız. Oradan dönüş yolumuza geçeriz. Evet, Şirin Yazı Göletinden Mengen'e doğru giden o ana yola da çıkmış bulunmaktayız. Umarım Şirin Yazı Göletini beğenmişsinizdir. Umarım videom açıklayıcı olmuştur. Gelip buraları keşfetmek istersiniz. Söylediğim birkaç husus var. Dediğim gibi burada bir işletme bilincinin çok fazla olmaması, hani yiyecek içecek herhangi bir imkanın bulunmaması. Burada kamp atabileceğiniz alanlarda tabii umumi tuvalet var. Çeşmesi var, su içmek istersiniz. Onun dışında herhangi bir hizmet verilmiyor. Bunları hani düşünürsünüz, bakarsınız duruma göre. Ona göre buraları düşünebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda, yeni motosiklet rotalarında yeni yerler keşfetmek üzere. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Mengen merkeze de geldik. 16 kilometrelik seyahat işte bu kadarcık sürüyor. Yakın aslında Mengen merkezi. Bir problem yaşandığında hemen dönülebilir seviyede. Mengen'in 16 kilometre olması da gayet iyi. O çocuğun dediği yere gidiyorum abi. Çiftlik et Mangal diye bir yermiş. Tamam. Yeni yer keşfedelim. Müdür iyidir de çocuğun dediği yere gidelim bence. Keşfetmiş olalım. Arkadaşlar gezimizi Mengen'in 2 km ötesinde Devrek yolu üzerinde Çiftlik Et Mangal'da bitiriyoruz. Ve buranın da meşhur yemeği Önder abiyle beraberiz. Mengen tava. Bu kuzu etinden yapılıyor ve odun ateşinde yapılıyormuş bu. Odun fırınında. Evet. Yani taş fırında. Kendi suyuyla, kendi kuyruk yağıyla, kendi yağıyla pişen bir yemek. Çok lezzetli. Ben buraya kesinlikle öneriyorum. Fiyat performanslı olarak söyleyebiliriz. En düşük 750 gram yapıyorlar. 2 kişi için baya baya yeterli. Ve 750 gram gerçek 750 gram diyebiliriz hani buna. 4 kişilik 1 kilodan yapılıyor. Evet, 4 kişi 1 kilo 1000 lira. Kolalarımız da 50'şer liradan güzel karın doyurmak için güzel bir uğrak noktası. Burayı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Görüşmek üzere.